Veya atom. Neyse Semih'ciğim. İşte bu Ekrem denen kılım. Londra'dan gelmiş. De Osmanlı'dan zenginmiş. İskenderiye, Kıbrıs, mal, mülk. Asıl işi de gemicilikmiş bunun. Ne diye girmiş peki sinema işine? Ne bileyim. Dayısı sinemacıymış. İşte o Mısır filmlerini falan o getirmiş İstanbul'a. Aşkın Gözyaşları, Abdülvahap falan. Stüdyo kuracak adam, stüdyo. Ha. Ecnebiler gibi yani. Reha bu işe girmek için sattı salonlarını. Ha. Ben de gireceğim bu işe. Ha. Hangi parayla oğlum? Hadi salonlar için benden borç aldın. E bunu nereden bulacaksın? Bulurum. Borç üstüne borç yani. Niye ki oğlum? Bankadan kredi çekelim. Hı. Göreceksin. O İngiliz Ekrem benimle çalışacak. Günaydın. Salonları satmışsınız Reha abi. Bunu gazetelerden değil sizden duysaydım çok daha iyi olurdu. Ortaklığımızı alakadar eden bir mesele olmadığı için Ekrem Bey. Ortaklığımız paraya değil güce dayanıyor Reha Bey. Salon güçtür. İtimat etmiyor değilim ama gazeteye ilan veren kimdi kızım? Semih Ateş. Ha. Salonların gücü artık sizde değil o beyefendi de. Hal böyle olunca biz eksik kalıyoruz. Bu eksikliği telafi ederiz Ekrem Bey. Salonları geri alabilir misiniz? Hayatta satmaz. Tabii. Satacağını düşünmüyorum. Şu heykeli bir köylüden aldım. Roma döneminden kaldığını sanıyorum. Köylüyle pazarlık ederken mutlaka parayı gösteririm. Peşin parayı görünce dayanamayıp sattıklarını fark ettim. Sen galiba param pulun da beni susturabileceğini sandın diye başlıyor Erhan abi. Tamam canım tamam hatırımda. Tek seferde söylerim ben bunu ya. Aha. Nihayet bir yakın plan çekimi. Gireceğim. Sen galiba paranla pulunla beni susturabileceğini sandın beyefendi. Param olmadığı için kölen olacağımı sandın. Para konuşacak kadar sefil değilim ben. Tencerem kaynıyor. Çok şükür. Satılık değilim. Stop. Vukuatı var mı bu yavşağın? Asrafları oluyor tabii. Ama idare ediyoruz Semih Bey. Ne masrafı? Yemekleri beğenmiyor. Otelden şampanya filan. Yavşak işte. Tülin. Canım, hoş geldin. Ziyarete geldim. İyi yapmışsın da bırakmazdın oğlanı. Mehmet Ali'yi anneme bıraktım. Sen yoktun. Şirketten senaryo aldım okumak için. Ha, öyle mi? Hı-hı. Birini çok beğendim Semih. Hmm. Tülin. Hoş geldin. Hoş buldum. Ama ben sana çok kırgınım biliyor musun? Çok kızgınım. Bırakıp gittim buraları. Nasıl bir yokluk senin olmayışın biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Söyle Turgut'a yazsın bir tane daha. Oynayalım seninle ha? Tülin ne iyi ettin de geldin. Bir senaryo okudum Turgut abi. Çok beğendim dayanamadım söylemeye geldim. Ya çocuklar benim dilim damağım kurudu yahu. Bir limonata falan verin. Patronunuz burada masraftan kaçınmayın ha. Ne senaryosu? Güzel bir aşk hikayesi. Kim verdi sana bunu? Yusuf. Hı hı. Semih ben bir şey diyorum. Bu çocuk kafasına göre iş yapıyor. Sevmiyorum bu numaraları. Sakin ol Turgut. Konuşuruz onu da. Tülin okumuş beğenmiş belli ki iyi bir şey. Mesele iyi ya da kötü olması değil. Bir şey dedim yapmamış. Bana bak. Cin olmadan adam çarpma. Bu yolun sonu iyi değil. Anlamadım Turgut abi. Anlamazsın. Hayda. Neyse Yusuf. Sen senaryonun yazarını bul. Gelsin konuşalım. Beğendik. Semih Bey daha önce söylemedim ama bu senaryoyu ben yazdım. Aa öyle mi? Çok beğendim. Bir senaristimiz daha oldu değil mi Semih? Harika. Gücünü basitliğinden alan bir hikaye.
Ne yapsan, ne kadar kötü çeksen değişmez gibi. Bu çok güzel bir hikaye Yusuf. Ne çekiyor şimdi Semih? Erhan'la bir şey çekiyor. Hı, iyi, o dangoz imza atmamıştır daha. Nasıl senin aran? Erhan'la diyorum. Ha, fena değil yani nasıl olursa. Bu herife göre daha iyi. Kime? Ekrem. Yahu bir kere bile yüzüme bakmadı. Sanki yokmuşuz gibi. Adam kont yavrum. Seninle oturduğuna şükret. Yok yani en azından Erhan'la konuşabiliyorum demek istedim ya abi. Ya çok tüfeğiniz var generalim. Kimi öldürmez ki kurşununuz? Siz uyurken ekmeği pişirenler, sokakları süpürenler neler neler isterler bilir misiniz? Onlar yürürken o tüfekleri kimler kimler tutar? Düşünür müsünüz? Çok yabancı duruyor bu. Henüz prova yapıyoruz. Endişelen var. Otur. Turgut, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız Gazel Hanım? Gazel dersen sevinirim. Hayırlı olsun demiş. Salonları almışsınız. Semih Bey mutlu olmuştur. Bilmem. Kazandığı için neşelidir de. Mutluluk o kadar kolay bir şey değil sanki. Mutlaka. Ama ihtimali bile insanı iyileştiriyor mutluluğun. Aşk kolay mı? Veya devrim? Hiç değil. Ama kim konuşsa onlardan gözleri parlıyor. Turgut abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, az evvel seni düşünüyordum. Şunu dedim, Turgut abi yazsa ne güzel olur. Neyi? Abi şöyle, Grev filmini dansla farklı bir biçimde sahnelemek istedik. Gazel de bize destek oldu. Zeki yazılan metni beğenmiyor. Sen yazar mısın? Bilemedim yani. Lütfen, kırmayın bizi. Birey taklidi bir şey yazılmış, çok andırıyor. Bize daha sahici bir şey lazım. Duyan bir aşık yazmış sanmalı. Anadolu gibi coşkulu, kızgın ve öfkeli olmalı. Şahane. Yazın bunu lütfen, çok güzel yazarsınız. Olur. Bir tecrübe ederim, sizi kıramam. Yaşa be abi. O zaman şimdi bize bir şey daha lazım. Filmi gösterebilmemiz için izin almamız gerekiyormuş. Bu konuda Semih Bey'den mi yardım isteyelim? Ben hallederim. O daha kolay. Kızlar, bilin bakalım ne oldu. Çok alkış istiyorum ama ona göre. Oyun tekstimizi Turgut abi yazacak. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Semih Bey'le görüşmek istiyorum. İsterseniz buyurun oturun. Bir misafirim var. Sonrasında sizi alalım. Kim diyelim? Hemen eve gitme. Gez, dolaş. Hava güzel. Tadını çıkar. Semih Bey, beyefendi sizi görmek istiyor. Ekrem Bey'di değil mi? Semih Ateş. Memnun oldum. Eşim Tülin. Memnun oldum. Nisan, beyefendiye eşlik eder misin? Hemen geliyorum. Buyurun lütfen. Buyurun. Kim bu? Semih Ateş'i tanıyan bir zengin. Beni tanıyorsunuz. Ben Yeşilçam'da büyüdüm Ekrem Bey. Duyarım, öğrenirim. Şaşırmadım. Peki buraya niye geldiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kulağım sizde. Salonlarınıza talibim. Kaça aldığınızı biliyorum. %20 kar koyarak başka bir teklif sunmaya geldim. Hızlı insanları severim. Anlaşacağız o zaman. Böyle bir niyetim ve ihtiyacım yok. Ama satmak istersem sizinle konuşuruz Ekrem Bey. 20'yi 30 yapsak? Peki madem karşılaştık, konuşuyoruz. Ben de size bir teklifte bulunayım o vakit. Şu kurmayı düşündüğünüz stüdyo. Ortak olmak isterim. Ne gerekirse, payıma ne düşerse ödemeye hazırım. Satın almaya geldiğinize göre salonları olan bir ortak hiç de fena olmaz. Bana öyle geldi. Düşünelim. Ama şartları konuşmak lazım. Hay hay. Ne zaman isterseniz. Ben hazırım.
olmayacak şey değil. Olabilir. Ben size ayrıca haber veririm. Pekala. Vay! Patron! Erol, topladım bitkileri buraya. Hangi rüzgar attı bakayım seni ha? Ya bırak. İki rakı keyfimiz vardı. Murdar ettin onu da Erol. Oğlum, ben çağa ayak ediliyorum. Ha, Amerika'dan adam geliyor buraya ya. He. Bunlardan mı para kazanacaksın ha? Sokakta yatıyor bunlar be, sokakta. Tabii ya. Topladım bütün salonları falan. Paraya para demiyorsun. Şuna gelmişsin buraya. Erol'un bitlisi. Ha? Lan özledim ben. Turgut nerede? Gelmedi mi? Sahilde kevekmiştir afetin peşine. Hangi afet? Bırak lan şimdi. Turgut bilecek, sen bilmeyeceksin ha? Ulan şu gazel denilen esrarlı sütlü tatlıdan bahsediyorum. Ha, onun peşine mi gitti Turgut? Bence öyle. Gözünü alamıyordu. Güzel kadın. Oğlum tozunu duvanını attırdı buran. Lan oğlum senin bittiler, ot içiyor. Kadının günahı yok. Demeyin. Hadi girişin. Lan viski versene bir tane. Başka zaman. Anne. Mehmet Ali. Anne. Oğlanla parka gittik, dolanıyoruz. İmza senin tatlı annen. Adviye, şekerim. O pulları al çocuğun elinden. Lazım olacak. Kaybediyorsun bir tane. Oyun oynasak Erhan. Böyle şekerli lokumla ileri geri konuşmasak. İstanbul'da seninki gibi iç gıcıklayıcı bir ses yok, biliyor musun? İçim titriyor. Hadi kendimi geçtim, masaya ayıp etmesek. Vay vay Hakan. Lan sen ne güzel adamdın be. Kalın kalın heriflere dönmüşsün ha. Nasıl abi? Oğlum yaşasana ya. 50 yaşına geldiğinde yaptıklarından değil, yapmadıklarından pişman olacaksın. Lan ne güzel konuştun be. Bundan film olur ha, film. Abi bir konuşsak mı? Ara verdiğinizde yani. Bir ara verir miyiz Adviyar? Para her şeyi kolaylaştırıyor. Zaman satın alıyorsun. Yeri geliyor, masayı alıyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Abi ben sana para kazandırmaya geldim. Hakan lan. Adviye bana verir mi? Adviye biraz terstir. Döver seni. Hastasıyım dövüşen kadının. Lan neler diyorsun sen bana? Bak işte oğlum, benle sen. İpe dizerdik lan Yeşilçam'ı, ipe. Ama beni abi yaptılar, seni de amca. Sen beni duydun mu? Duydum oğlum, duydum. Para vereceğim, birini siker misin demiyor musun? Şaka yaptım oğlum, şaka. Yaparız tabii. Para varsa olur. Lan, Hakan lan. Senin ablan yemin ediyorum banka gibiydi ha. Yaptığı bütün filmlerce ayırtılıydı. Ama ne oldu? Kurudu. Döndü dolaştı, Fırasacı Vehbi'nin müessese müdürü oldu. Yazık oldu amına koyayım. Kim? Ablam dönmüş mü? Diyoruz ya oğlum işte. Hakan para kazanmak lazım. Akarken dolduracağım. Abla!
İyi akşamlar Mina Hanım. Çok şıksınız bu akşam. Mina Hanım. Mina Hanım, İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Spotların işini özlediniz mi efendim? Teşekkür ederim. Yeşilçam'a kırgın mısınız? Çalışıyorum görüyorsunuz. Peki eski kocanızın sinema salonları alması hakkında ne dersiniz? Hayırlı olsun. Peki Mine Cansu olarak pişmanlıklarınız var mı efendim? O nereden çıktı? Mine Hanım, Mine Hanım bir saniye soruları. Delikanlı, sen işini mi yapıyorsun? Evet efendim, işimi yapıyorum. Peki işini iyi mi yapıyorsun? Yani dersini çalıştın mı? Hı? Mine Cansu gibi bir hanımefendiye soru sormak için filmlerini izledin mi mesela? Hı? İlk gösterimini kapalı gişe yapan seriyalleri? Hiç sanmıyorum. Öğrenirsen büyüyeceksin. Niyazi Bey, kusura bakmayın. Bak benden kork, bana yaltaklan demiyorum. Sadece işini doğru yap diyorum. İşini doğru yap ki Mine Hanım gibi bir hanımefendiyle ve değerli bir sanatkarla nasıl konuşman gerektiğini öğren. Şimdi bizi yalnız bırak. Kusura bakmayın. Mine Hanım, kusura bakmayın lütfen. Sizinle böyle tanışmak istemezdim. Fakat görünce müdahale etmeden duramadım. Ben büyük hayranınız Niyazi Demirhan. Asıl siz kusura bakmayın. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Belki başka zaman daha sakin ve doğru ışıklı bir yerde bu kakofoniye de maruz kalmadan iki çift kelam etme şansımız olur. Rica ederim hadsizlik saymayın. Sadece size olan merakımı ve hayranlığımı doğru dile getirmek adına. İnşallah diyelim. Görüşmek üzere. Mine Hanım, otursaydınız ya Niyazi Bey'in masasına. Burası pavyon mu be? Hı? Müşterilerimiz iki mekan arasındaki farkı anlasın ki buranın ne kadar modern bir müessese olduğu anlaşılsın, değil mi? Hı? Tabii. Afiyet olsun, memnun musunuz? Memnunum. İyi eğlenceler. Sırf beni hoş etti diye birine bağlanıp dünya nimetlerini gönlümdeki nasiplerden mahrum mu bırakayım? Bak dinle. Gözlerim bir yakışıklıya kapılmaya görsün. Tatlı tatlı düşerim peşine. Kim anlatabilmiş yeni filizlenen bir aşkın cazibesini? Kıpır kıpır fıkırdamasını? Hangi şair? Hangi ozan? Değiştikçe tatlanan sevdanın güzelliğini. Sen bana sahip mi olmak istiyorsun? Ben Donna Juana, bütün aşkların ve sevdaların sadakatsiz büyücüsü. Turgut yok mu? Ona bakmaya mı geldim buraya? Öğlen gördüm. Burada değil. Bu kadar yolu boşuna mı gelmiş oldum? Deniz havası iyidir. Yeşilçam'ın seni konuştuğunu düşünerek başın dönüyor mu? Hafif hafif. Mutlu musun? Biraz öyle. Mutluluk ateşe benziyor bence. Yeni bir şey olmazsa sönüyor. Öyle tarif edince hiç olmazmış gibi, hayalmiş gibi bir şey mutluluk. Çocukken çilek yediğimde mutlu olurdum. Artık olmuyorum. Mutluluk yeni olana bağlı olursa olmaz da geçici demektir. Yok, mutluluk ateşe benziyorsa aşk da, zafer de ya da ne bileyim bir sürü şey de ateşe benzeyebilir. Aşk ilgi çekici bir şey. Mutluluk gibi geçici değil. Aşk acısı diye bir şey var mesela. Çektin mi?
çektim. Pişman mısın peki? Yine olsa yine çekerdim diyor musun? Birine tekrar aşık olur musun mesela? Çok soru var. En çok aklında kalan cevap mı? Sen aşık olur musun? Ben hep bu ihtimali arayarak yaşıyorum. Hangi ihtimali? Ateşi sıcak ve alevli tutacak bir ihtimali. Aşktan bahsediyorum, mutluluktan değil. Senden bir şey rica edeceğim. Bir film lazım bizim kızlara. Sessiz film, grev filmi. Film oynarken önünde dans edecekler. Film için izin alamıyoruz. Sen halleder misin? Hoşuma gitti konuşmamız. Bugün sinemalara alan Semih Ateş'le konuştum. Ortak olmak istiyorum. Duymuş yani. Ne diyorsun? Parası yok. Bütün parasını bana verdi. E parası olmasaydı bana ortaklık teklif etmezdi. Doğru. O halde görüşelim. Salonları var. Biz de bu eksiklikte işe başlamadan telafi etmiş, işimizi sağlam almış oluruz. Senin için bir mahsur yoksa? Hayır, hayır, hayır. Semih'le senelerce çalıştım. İcap ederse yine çalışırım diye düşünürdüm hep. Artık mümkün. Parası varsa mesele yok. Anlaşır, devam ederiz. Babam beni yine aldattı. Madden zor durumdayım. Hakikaten kıvranıyorum. Salonları satmış. Elinde büyük bir nakit var. Ama bana sattım demiyor. Yani bunun beni Mine Kaltay'la aldatmasından zerre kadar farkı yok. Anne bana bunları anlatmasam. Bunlar sizin aranızdaki meseleler. Ben bu kadar dahil olmak istemiyorum. Yani ne taraf tutmak ne de bu kadar şeyi bilmek istiyorum. Kızım, ben babanı kötülemek için ya da bana hak vermen için bunları anlatmıyorum. Kızım bu bir hayat tarzı. Kocanı düşün. Evlendiğinizde bir rengi vardı. Soruyorum sana, şimdi hala bir rengi var mı? Gittikçe babana benzemeye başladı. Ah kızım, benim başıma gelenler senin başına gelecek diye korkuyorum. Sinemacı olup da kadınlarla düşüp kalkmayan tek bir kişiyi bile tanımıyorum. Üstelik bunların mideleri de yoktur. Baban üniversite okumuş bir adam. Ya Mine? Liseyi bile bitirmiş midir acaba? Hiç sanmıyorum. Anne, bunlar geçmişte kaldı. Evet haklısın, söylediklerin aynen olabilir. Ama Hakan'ın benden bir şey gizleyeceğini sanmıyorum. Kötü huyları olabilir ama ben onun saflığından şüphe edemem. Etmem. İnşallah. Kol bir sekten düz bir hareketle öne doğru ivme kazanması gerekiyor. Sert ve hızlı olmanız icap ediyor. Nefesinizi tutun. Mineciğim, harikuladesin. Ah, ya biraz ara verebilir miyiz? Kardeşim uzundur görmüyorum. Tabii, hay hay. Teşekkür ederim. Ablacığım o ne demek öyle? Sanki yıllardır görüşmüyoruz. 20 gündür kayıpsın. Geldim işte, konuşalım diye. Konuşalım. Kızmak yok ama. Hakan. Abla, benim diyeceğim... Daha doğrusu diyeceğim değil, soracağım. Ne diyeceksen desene ablacığım. Olmaz diyorsan olmaz, tamam mı? Olmaz diyorsan olmaz. Sezen'in ailesi malum. Diyorum ki, biz evlenene kadar seninle aramız bozukmuş gibi mi olsa? Küsmüşüz gibi.
görüşmeyelim demiyorum bak. Görüşelim ama gizli gizli görüşelim, onların haberi olmasın. Evlendikten sonra zaten bir şey diyemezler. Ne diyorsun? Ne diyeyim ablacığım? İlaçlar bir alta yürüm. Bakma öyle, yap hadi. Cezasını bu dünyada mı çekiyorum yoksa? Hayır. Sevmek günah diye gidiyorsun. Sence ben anneme mi benziyorum, babama mı? Sen babamla çalışıyorsun ya. Sence ona benzemiş misindir? Yok ya, bence benzemiyorum. Bence de benzemiyorsun. İşlerin mi yoğun, senin canın sıkkın gibi? Biraz yorgunum. Yatalım mı diyecektim. Sen yat, ben birazdan geliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ben Yusuf'a kızıyorum. Bu benim için Zeynep karakter meselesi. Yoksa durduk yere milletin senaryosunu kıskanacak değilim. Bu milletin değil. Yazarı bildik. Kim? Yusuf. Oho, desene çoluk çocuğun maskarası olmuşuz. Tabii türün beğenince sen de yelkenleri suya indirdin. Ya öyle değil. Bir de benim tarafımdan düşünsene Turgut. 3 sene sonra çocuktan başka bir şey konuşmuş. Kör değilim, sağır değilim. Derken falan diyorsun. Bakalım şu senaryoya, iyiyse çekeriz. Sonra sen yazarsın, seninkini de çekeriz. Yazmasan da olur lan, ne olacak? Nasıl yani? İstemiyorsan yazma. Sıkma canını yani. Ben sana takılıyorum hadi hadi diye. Biliyorsun yazsan da yazmasan da şirkette yerin her zaman var Turgut. Vay arkadaş, paramla beni mi ezeceksin? Aman oğlum, deren ne dinliyorsun? Para lafı mı çıktı ağzımdan? Bırak Allah aşkına. Sen masada otur, bir bok yapmasan da paranı veririz diyorsun. Biblo muyum lan ben? Ya Turgut. Ya gözünü seveyim, azıcık sor. Tamam, sustum.
Ben şirkete gidiyorum, geliyor musun? Sen git. Ben bu masada çalışacağım. Erhan Bey, sete gitmemiş bugün, buraya geldi. İçeride sizi bekliyor, durduramadım. Sarhoş mu? Yani, bilmiyorum. Ne haber Erhan? Niye sette değilsin? Nasıl tablo ama Semih? Sabah gördüm. Aşık oldum. Satın aldım. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın da... Bir sıkıntın mı var Erhan? Hı? Niye böyle olduk yine? Tadım yok. Tadım olmayınca da sen atımı... İcra edemiyorum be Semih. Hmm. Ne yapacaksın peki? İşi yarım bırakıp gidecek misin Erhan? Dünya kadar insan çalışıyor orada. Evlerine ekmek götürüyorlar. Onlardan çok var. Erhan Birsel'den bir tane var. Hmm. Sen parayı hamuduyla götürürken... Ben... Ha. Erhan... Konuştuk. Ayhan ne kadar alıyorsa o kadar isterim dedim. Tamam dedim. Değil mi? Söyle. Ne kadar istiyorsun? Ciddi misin? Aramızda kalacak. İki sinemanı alırım Semihciğim. İki salon istiyorum. Sahi. Sen o salonları... Neyle aldın ha Semih? Benim kazandırdığım parayla... ...ben fabrikanın kızında oynamasaydım... ...şimdi neredeydin sen Allah aşkına? Kaç yıllık mesele be Erhan. Onun hıncını mı alıyorsun? Ben... ...orada fedakarlık yaptım. O sayede aldım yürüdüm bugünlere geldim. Bana ta o günlerden borcum var Semih. Öyle ödeyip de kurtulabileceğim bir borç da değil bu ha. Öyle sinemayla falan kapatamazsın sen o borcu. Hı. Sen buraya anlaşmaya gelmemişsin Erhan. Benim sana borcum falan yok. Ulan senin kaynananın bile bana borcu var be. Ha? İşte bakarsın öyle. Adviye diyorum, adviye. Kumar borcu var bana, kumar. Benim sana kazandırdığım parayı sen kaynanana veriyorsun. O gelip kumar oynuyor, kaybediyor. Ay yetmiyor. Üstüne gelip benden borç alıyor. Ailecek bana borçlusunuz yani. Semih, hadi. Erhan, aile falan karıştırma bak fena olacak. Dur. Ben daha çok karıştıracağım, daha çok karıştıracağım. Adviye tek başına gelmiyor ha kumara. Yanında senin oğlanla geliyor. O masada sıçıp batırırken senin oğlan ayağının dibinde halıda... ...vın vın vın zırıltısıyla pullarla, fişlerle oynuyor. Seni var ya çok fena yaparım. Ne yapıyorsun? Lanet sikerim seni. Bırak sonra beni. Uydurma beni. Semih bırak beni. Yeter. Bırak beni. Ne olur? Filmini al götüne sok. Semih artık. Yere git lan. Semih Bey, sakin ol. Semih Bey, telefon ekrende. Arkadaşlar işinizin başına. Ne? Semih Bey, telefon Ekrem Bey. Buyurun Ekrem Bey. Semih Bey. Meşgul müydünüz? Sigali kulübe bekliyorum sizi. Misafirim olun. Olur tabii, memnun olurum. Ne zaman? Müsaitseniz hemen. Reha Bey de yolda. Ortaklık konusunu birlikte konuşalım diyorum. Olur, konuşalım. Ha. Aç, aç, gel. Yavaş. Yavaş. Ta Londra'dan buraya kadar sağlam geldi. Şuracıkta kırılmasın bak kırarım kalbinizi. İhtimam. Televizyon mu? Aa, sadece televizyon değil. Kimsede olmayan
Sadece Reha Esmer'de olan televizyon. Bak. Al şunu. Ha. Bak. İstikbal burada Hakan. Yeşilçam'ın bütün malları kurum kurum kurulurken sinema bunun içinde büyüyecek. Çık, çık. Ya Hakan, şuna bak ya. Bu var ya, bu sanat eseri bu. Afet bu, afet. Banka hesabı bu. Ne o, aklına yatmadı mı? Yok. Yani duyuyorum da her evde olacakmış, radyo gibi bir şey olacakmış ama bilmiyordum. Ha. Yeşilçam'da ne kadar prodüktör varsa hepsi burayı tavaf edecekler. İmrenecekler, ağızlarının suyu akacak. Oo, Reha Bey diyecekler, o kadar parayı nasıl verdin ya? Nasıl geçirdin gümrükten? Kızım, bir bez getirin, yumuşak olsun. Şöyle bir çizmeden silin. Kalbinizi kırarım ona göre. Sonra da güzelce yerine yerleştirin duvarın dibine. Şuna bak ya. Yavru ya, yavru. Yavru. Gel. Tanıştığım adam bu. Naki Bey. Niyazi Demirhan. Kim vardı yanında? Tek başınaydı. Bu adam mühim. Sohbeti ilerletmeni istiyorum. Geri durmayacaksın. Ne lazımsa yapacaksın. Ne demek o? Birbirimizi anladığımızı sanıyorum yine. Senin patronun ben. Vehbi değil. Yani? Yani boş boş konuşmayalım. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bu adam benim için mühim diyorsam ehemmiyet, samimiyet, yakınlık göstereceksin. Bitti. Bu adamın senin için mühim olduğunu söylüyorsun. Ama kim bu zatın muhterem? Niçin söylemiyorsun? Niyazi'den bir şeyler öğrenmemi istiyorsun. Ama onu tanımadan sadece işittiğim ve gördüğümle bir şeyler öğrenmem nasıl mümkün olabilir? Ben akıllı, beni anlayan, ne durumda olduğunu bilen insanlarla çalışırım. Anlarsın. Sana güveniyorum. Bu adamın komünist olduğunu düşünüyorsan Naki, yanılıyorsun. Bil de, boşuna çalışmış olmayayım diye söylüyorum. Peki, konuşalım. Niyazi eski bir subay. Zamanında ordudan ihraç edildi. Şimdilerde ticaretle uğraşıyor. Bana lazım olan ticaretle uğraşmadığı zamanlarda ne yaptı? Nereye gitti? Kimlerle görüştü? İşte sen bunları öğreneceksin. Artık nasıl öğreneceksin bu sana kalmış. Bir yolunu bulacaksın. Ne ima ediyorsun? Merak etmeyin Mine Hanım. Aa, hiç olur mu canım? Niyazi komutan böyle bir şey ister mi sizden? Adam sana hayran. Kadınlara sorsan buna aşk der. Ben hastalık derim. Bilerek getirdin beni İstanbul'a. Niyazi'nin bana yaklaşacağını biliyordum. Benim işim bilmek. Çok şey bilmek. Dün gelmiştim, hatırladın mı beni? Hatırlayamadım. Dün kapıdan sokmayınca da böyle hoşuna gittiydi. Beyefendi. Her yerin bir kaidesi var. Ben kaideye değil, onun tadını çıkaranlara gıcık oluyorum. Dün sen beni kapıdan içeri sokmadın ya, ben gittim servis kapısından girdim. İllete illet sakala sakal olurum. Bak şimdi listeye, adım orada. Semih Ateş. Buyurun efendim. Erhan'la görüşmüşler belli ki. Mis gibi. Ekrem Bey. Semih Bey.
Arkadaşları yıllardır tanıyorum zaten. Yeni bir şey söyleyecek olan sizsiniz. Bizim hukukumuz eski demiştim Ekrem Bey. Hatır sormadan anlarız halimizi. Film nasıl gidiyor Semih? Gayet iyi çok şükür. Ekrem Bey, kusura bakmazsınız. Davetinizi beklemiyordum. Çok ani oldu. Bir işimi yarım bırakıp koşarak geldim. Rica etsem bir an evvel konuya girsek. Hay hay. Henüz resmiyete dökülmese de müstakbel ortağımla bir protokol yaptık. Siz de bir bakın. Şartlarımız belli. Kabul ederseniz çalışabiliriz. Paran var mı diye soruyorsunuz. Gayemiz, niyetimiz belli Semih Bey. Hollywood'un bir benzerini hatta bana sorarsanız biraz daha büyüğünü İstanbul'a kuracağız dedik. Büyük bir hayalimiz var. O yüzden ne Reha Bey ne de ben yarı yolda kalmak istemeyiz. Onun için haklısınız. Doğru düşünüyorsunuz. Var mı bu kadar paranız Semih Bey? Var. O halde ne diyorsunuz Reha Bey? Bence tamam. Hay hay. Bence de. O halde bu akşam el sıkışalım. Kavilleşelim. Ekrem Bey, yarın yapsak olur mu? Bugün de yarım kalan işimi halledeyim. Yarın olsun. Öğleden sonra. Anlaştık. Müsaadenizi istemek zorundayım. Yemeğe kalmadınız. Ona da yarın diyelim. Ona da yarın diyelim. Para aramaya gidiyor piç. Erhan meselesi değil bu. Başka bir harareti var. Sen asıl harareti yarın göreceksin Hakan. Donuna kadar alacağım onu. Bu kara sümüğü gibi duvara yapıştıracağım. Gözlerinde olacak. İçki içki. Tülin. Baba geldi, baba geldi. Tülin. Gel. Al çocuğu buradan. Gel Mehmet Ali. Semih ne oluyor? Al al. Ne oluyor? Git anne. Adviye Hanım. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Kumar mı oynamak istiyorsun? Git oyna, ne yapıyorsan yap. Ben sana karışmam. Ama gittiğin yere bu çocuğu götüremezsin. Duydun mu beni? Anne. Götüremezsin! Ay o nereden çıktı ya? Anne! Ya bu senin torunun ya. Bu çocuk sana emanet. Kumarhanelerde ne işi var bu çocuğun? İftira! Kumar falan oynamadım ben. Evet. Gittim oraya. Birinden bir alacağım vardı. Ve onu aldım. Kim söyledi ya? Kim? 5 dakika durmamışımdır derneğe uğradım. 5 dakika durmamışımdır. Ay üstüme iyilik sağlık. Ya alacak diyor hala ya. Ne alacağı Adviye Hanım? Senin borcun varmış millete. Kim diyor Semih Efendi? Kim? Hiç kimseye borcum yok benim. Yalan söyleme. Semih? Yalan söylüyor Tülin. Yalan. Öyle 5 dakika filan. Hikaye. Yazıklar olsun. Çocuğu kucağımdan indirdiysem iki gözüm önüme aksın. Gel otur Adviye Hanım, bir gazoz iç, yorulmuşsun, dur çocuk kucağında dediler. Ona bile oturmadım. Ama biliyorum, o Hakan iftira atıyor. Kıskanıyor hala beni o yüzden. Ya ne Hakan'ı? Lafı karıştırma Adviye Hanım. Kim anlattı sana bunları? Hakan. Geldi oraya öyle Erhan'ın yana bıyıklarıyla oturdu. Dikti gözlerini bana. Uyduruyor işte. Erhan anlattı bana bunları. Erhan. Oradaydı o da. Sorsana Erhan'a. Asıldı bana. Yüz vermedim diye. Uyduruyor. Yahu 5 paralık adamdan laf yedirttin bana. Ne kaynanamın borcu kaldı, ne oğlumun zırıltısı kaldı. Semih lütfen ya. Hakan, Erhan, onlara mı inanacağım, anneme mi? Onlara söyledikleriyle mi gelip annemi suçluyorsun sen? Sanki tanımıyormuşum gibi Erhan'ı, huyunu suyunu bilmiyormuşum gibi. Hakan, Hakan yanına kovduğun adam ya. Onun laflarıyla gelip hakaret ediyorsun anneme. Gidip oynasam oynadım derdim. Niye yalan söyleyeyim ki? Ya. Ya bu çocuk küçücük çocuk ya, küçücük çocuk. Ne işi var kumarhanede diyorum. Semih, bağırma. Korkutuyorsun çocuğu ya. Kumar benim neyime? Benim şansım olsa böyle bir başıma kalmazdım hayatta.
masaya. Oturtuyorlar masaya. E kaybediyorlar. Nasıl ödeyecek bunlar bunu? Yani benim hepsim... Ne bu be? Dostlar nereden çıktın lan? Götürün. Ne alıyorsun sen? Çekil lan! Çekil şunu başından! Çekil lan! Çekil lan! Çekil lan! Atın şunu başından! Çekil lan! 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 Gel buraya lan! Çekil lan! Gel lan buraya! Kapını bir şey yapma lan! Çekil lan bu dedim! Atın şunu dışarı! Atın şunu dışarı! Çekil önümden! Çekil lan! Çekil git! Dur lan! Kaçın lan! Koş! Avukat Bey. Hoş geldiniz. Ne oldu oğlum yüzüne? Yok bir şey, sonra konuşuruz. Dur. Kredi talebimize hızla tetkik edecekler. Şurayı imzalıyorsun. Başkasına yapmazlardı da. Yıllardır onlarla çalışıyoruz. Severler bizi. Bankaya çok kim sağacaksa onu sever avukat bey. Meblağ için ne diyorlar? Hemen yarın alabilecek miymişiz parayı? He, onun için uğraşıyoruz. Borç harç yok dediniz. Temiziz. Temiziz, temiziz. Olan da sağlam yerde zaten. Sıkıntı olmaz. Kötü olmuş. Buyurun. Buyurun Semih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meblağ şirketin altından kalkamayacağı bir şey değil. Ayrıca ipotek için sinemalarımız da var. Eklediniz değil mi onları da avukat bey? Hepsini tetkik ettik Semih Bey. Bildiğimiz müşterimizsiniz. Ama kredi veremeyeceğiz ne yazık ki. Bankamıza ibraz edilmiş ama karşılığı olmayan çekleriniz var. Yok canım. Mümkün değil. Üzgünüm. Ama görünen durum böyle. Bir sonraki adım icra. Haciz olabilir biliyorsunuz. Yani yanlış anlamayın. Bir an evvel halletmeniz gereken böyle bir borcunuz var. Semih Bey, o çekler sağlam birindeydi demiştiniz. Kimdeydi? Yahu birader. Birader diyorum ama ulan atom iş mi senin bu yaptın? Dün geldin buraya konuştuk bir bok demedin. Bankaya niye gidiyorsun? Semih'ciğim o dündü dün. Yahu hadi gittin. Yol üzeri Semih'in yazıhaneye bir uğrasaydın keşke. Bankadan haciz diyorlar, icra diyorlar. Sen beni batıracak mısın be adam? Ya senin çek dediğin nedir ki? Hı? Kağıt parçası. Ama işte biri gelip de o kağıt parçasını üzerinden yazandan daha fazla bir bedel verince... ...üç yerine de beş verince... Sen Reha'ya verdin çekleri. Ticaret ayıp olmaz Semih'ciğim. Ayıp yorganın altında. Tom, bu herif bunu neden yapıyor farkındasın değil mi? Belki İngiliz'i seninle paylaşmak istemiyor. Ya da başka bir şey. Bak, Reha ile aranızdaki aşk beni hiç alakadar etmiyor Semih'ciğim. Ben 30 yıldır Yeşilçam'dayım. Ne filmler izledim ben. Ben parama bakarım, parama. Dönmüşsün. Döndüm. Haber vermedin. Nasıl olsa duyarsın bir yerden diye düşündüm. Başım beladan bile. Yüzünden belli. Kim yaptı? Boş ver. Denize düşsen yılana sarılır mıydın?
Yılan kim? 4 yıldır görmediğim tehlikeli birisi. Görmediğim için mutlu olduğum, ondan kurtulduğumu sandığım bir yılan. Sen tanımazsın. İyi ki de tanımazsın. Benim tanıdığım yılanlar bana yeter zaten. Uzak dursunlar. Boş ver onları. Semih'e akıl ver. Yılana sarılacak olan o. Kesin boğulacaksan, yılana sarılmaktan başka şansın da yoksa sarılırım Semih Ateş. Ama o yılan bana yardım ederse illaki kölesi olacağım. Kaçarım yok. Ne yapsın Semih? Günü kurtar, yarına yarın bakarsın. Hiç değişmiyoruz, hep zordaysa Semih. Seni görmek bile bana yardım etti Mine. Sen de bana yardım etmiştin. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Sen de kimsin? Evliyayım ben. Sana can vermeye geldim. Rıfkı nerede? Başın sağ olsun. Öldü. Niye baktın öyle? Ölümlü dünya, öldü işte. Rıfkı'ya geldin, karşında ben varım. Naki benim adım. Muhatabım benim artık, Semih Ateş. Oldu o zaman. Size iyi günler dilerim, bana da müsaade. Gidiyorsun. İnsanın aklı karışır, kalbi kararsız kalırsa yolu en iyi göreceği yere gitmeli. Ta en başa. Çünkü sonra ne olduğunu biliyorsun. Yolu geçmişsin. Herkes sevmez başa dönmeyi. Sen mesela geriye dönsen yolun başına, 6 ya da 7 Eylül'e gider misin? Bence gidersin. Film çektin. Zengin oldun. Rıfkı ölmemiş, ağababasını göndermiş buraya. Öldü, öldü. Rıfkı ölür, Naki ölür. Devlette devamlılık esastır Semih Ateş. İyi ki de öyle. Niye geldin kapımıza? İhtiyaç hasıl olmasa, hı? İnsanın Rıfkı'yla ne işi olur? Ama doğru söyledin. Anlat ki ağababası derman olsun sana. Unutmayız diyorsun. Yok. İşimize gelirse unuturuz. Dünya her gün yeniden kuruluyor. Bak, Anadolu'yla İstanbul köprüyle birleşecek. Az şey mi? Hı. Neyin pazarlığını yapmaya geldi, sen bana onu söyle. Bize ne kazandıracaksın? Size sadece Yeşilçam'ı değil, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve hatta Avrupa'ya satılacak filmleri kontrol edeceksiniz desem. Devam et. Bunu dinleyebilirim. Hem ben de size borçlu olacağım. Seversiniz borçluları. Bana çalışacaksın yani. Ne emredersem yapacaksın, öyle mi?